Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Meizu M2 Note'u inceleyeceğiz. Telefonun kutu içeriğiyle hızlıca başlayalım. Telefonun kutu içeriğinden maalesef bir adet kulaklık çıkmıyor. Sizin eğer bir kulaklığınız yoksa eski telefonunuzdan kalan ya da kullandığınız başka bir kulaklık yoksa mecburen bir kulaklık almak zorundasınız. Bunun yanında bir adet USB kablosu ve bir adet de adaptör geliyor. Tabii ki telefonun geldiğini söylemeye gerek yok. Hızlıca telefonun tasarımıyla başlayalım. Telefonu ilk tuttuğumuz zaman boyutunu direkt anlayabiliyoruz. 5.5 inçlik bir boyutu var telefonun. Sol kısmında ses açma kısmı ve güç düğmesi yer alıyor. Sağ kısmına baktığımız zaman sim kartı takabileceğimiz bir bölüm var arkadaşlar. Tabii buraya iki tane sim kart takabiliyoruz istersek, ancak ben iki sim kart kullanmıyorum. Benim hafızayı arttırmaya ihtiyacım var diyorsanız sim kart slotlarından bir tanesine 128 GB'a kadar micro SD kart takabiliyorsunuz. Kasası metal gibi gözüken plastik kasalardan arkadaşlar. Tabii bu telefon uygun fiyatlı, düşük fiyatlı bir telefon. O yüzden bunda metal kasa kullanma gibi şansları yoktu fiyatı düşük tutabilmek için. Ancak bildiğimiz tıpkı plastiklerden değil, gayet sağlam ve metal hissini gerçekten verebilen bir plastik kullanmışlar. Ön tarafına baktığımız zaman üst tarafta karşı tarafın sesini duyabildiğimiz bir hoparlör ve ön kamerayı görüyoruz. Tabii burada göremediğimiz sensörler de yer alıyor. Alt tarafta fiziksel bir home tuşu var arkadaşlar. Tam da fiziksel değil aslında. Ne olduğunu anlatacağım ben, kafanız rahat olsun. Arka tarafa baktığımız zaman bir adet kamera görüyoruz. 13 megapiksellik ana kamerası ve bunun altında çift ton LED flaşı yer alıyor. Telefonun alt kısmına baktığımız zaman hafiften iPhone'a benzeyen bir tasarım var. Burada bir adet mikrofon ve hemen orta tarafta da USB girişi yer alıyor. Üst kısmında da kulaklık ve yine bir adet daha mikrofon var arkadaşlar. Şimdi fiziksel home düğmesi nasıl işliyor onu anlatayım arkadaşlar. Eğer siz bu düğmeye tuş kilidi açıkken uzun basarsanız tuş kilidini tekrar kilitliyor. Yani sizin yan tarafta bulunan tuş kilitleme düğmesini kullanmanıza gerek kalmıyor. Bunun yanında bir uygulamadasınız, geriye geleceksiniz. Yan tarafta herhangi bir düğme yok. Yine açtığımız zaman dosyayı bu fiziksel home düğmesine çok az dokunursak geriye geliyor. Yani bu hem fiziksel hem de değil anlamına geliyor. Garip bir düğme. Eğer ben geriye gelmeyeceğim, ana ekranıma döneceğim diyorsanız da düğmeye bir kere basmanız lazım. Yani uzun basış tuşu kilitliyor. Bir kere basmak ana ekranı döndürüyor. Eğer dokunursanız da geri tuşu işlevini görüyor. Açık olan uygulamaları nasıl göreceğim diye düşünüyorsanız da telefonun home tuşunun sağ veya solundan yukarıya kaydırdığınız zaman açık olan uygulamalar karşınıza geliyor. Telefonlarda LG telefonlardan hayatımıza giren dokunmatik, yani mesela ekran kilidi kapalıyken çift tıklayarak ekranı açabiliyorsunuz. Bu tarz özellikler de var. Bu özelliğin gayet iyi çalıştığını söylemeliyim. Bunun yanında siz istediğiniz bir uygulamayı ekranı çizdiğiniz bir harfle açabiliyorsunuz. Bunu tamamen siz belirleyebiliyorsunuz. Mesela ben C'ye bir şey atamıştım. Basar basmaz kamera açıldı gördüğünüz gibi. Telefon biraz kalın gözüküyor ancak ön taraftan baktığımız zaman ekran boyut oranını coşturmuşlar ve bu olumsuz sayabileceğimiz özelliği kapatmışlar. Ya benim ekran boyut oranına bu kadar takma sebebim şu: telefonun yan tarafında böyle hayvani büyüklükte çerçeveler yok. Ön taraftan baktığımız zaman neredeyse sadece ekran görüyoruz telefonda. Telefon Android 5.1 ile birlikte geliyor ancak bildiğimiz Android'lerden çok farklı. Meizu'nun kendi kullandığı Flyme OS arayüzü ile birlikte geliyor. Gayet güzel, sade bir arayüz. Bu arayüzde Google'ın dahi herhangi bir uygulaması yok. Her şeyi siz indirmeniz lazım. Mesela Gmail yok bunda ya da YouTube uygulaması yok. Bunları marketten indirmeniz lazım. Aynı zamanda yine uygulamaların bulunduğu ekran da yok. Flyme OS'un özelliği bu. Yine iOS'e benziyor bu açıdan biraz. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi birazcık daha teknik detaylara inelim. İşte ekranından bahsedelim. ...5.5 inçlik Full HD bir ekranı var demiştik. 149 gram ağırlığı, yani çok hafif sayılmaz, çok da ağır sayılmaz. Orta düzey, standart bir akıllı telefon ağırlığı. MediaTek'in MT6753 işlemcisini kullanıyor. Aynı zamanda 2 GB'lık bir RAM'i var. Telefonun kendi hafızası 16 veya 32 GB, iki farklı model satılıyor. Bizim elimizdeki 16 GB'lığı, siz daha çok hafızaya ihtiyacınız varsa 32 GB'lığını edinebilirsiniz. Videonun başında belirttiğim gibi aslında 16 GB da yetebilir çünkü sim kartın ikinci slotunu kullanmayacaksanız oraya bir micro SD kart takabiliyorsunuz. Dilerseniz hızlıca oyun performansına da göz atalım. Evet, oyun testimizi her zaman olduğu gibi Mortal Kombat X üzerinde yapacağız. Telefonu kastıran oyunlardan bir tanesi, ancak
Meizu M2 notta herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Oyun cayır cayır oynanabiliyor arkadaşlar. Başlamadan önce telefonumuzun şarjı %68 seviyesindeydi. Sıcaklığımız da 29 dereceydi. 15 dakika boyunca full parlaklıkta Wi-Fi açık bir şekilde Mortal Kombat X'i oynadık. Dediğim gibi oyun hiçbir şekilde kasmıyor, takılmıyor. Yani telefon güzel bir performans sundu oyunda. Oyunu bitirdikten sonra 15 dakikanın sonunda yani %60 seviyesine düştü şarjımız. Standart bir akıllı telefondan beklediğimiz bir seviye bu. Çok kötü bir derece değil, hatta iyi bile olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında sıcaklık da 45 derece seviyelerine yükseldi. Telefonun kasası biraz kalın olduğu için bu sıcaklık elimize çok fazla yansımıyor. Ancak yine de 45 derece psikolojik olarak bile yüksek bir rakam. Şimdi kamera özelliklerinden bahsetmenin zamanı geldi. Kamerası ortalama 800 lira olan bir telefon için bence gayet iyi çekiyor. Hani bu fiyat aralığında birçok telefon biz de test etme fırsatı bulduk. O telefonların ne altında kalıyor ne üstünde kalıyor, günü kurtarabilir. Ancak şunu belirteyim, siz eğer telefonu sadece kamerayla fotoğraf çekmek için alıyorsanız Meizu M2 Note aslında tam da size göre değil. Telefonun zaten fiyatı belli arkadaşlar. Hani bu fiyat aralığında ultra kamera performans sunan herhangi bir telefonda yok. Kamera özelliklerinden bazıları şahsen beni cezbetti. Sanıyorum hayatı ağır yaşamayı seven bir adam olduğum için bu telefondaki ağır çekim özelliği bayağı güzel olmuş. Hani bu tarz telefonlarda çok fazla ağır çekim modunu göremiyoruz. Meizu M2 Note'a bunu eklemişler. Benim şahsen bayıldığım özelliklerden bir tanesi. Şimdi dilerseniz test sonuçlarına göz atalım. Test sonuçlarımız bu şekilde. Biraz da pilinden bahsedelim. 3100 mAh'lik bir pili var. Bazen rakamlara aldanmamak gerekir. 3100 mAh'den insan hani bekliyor ki 2 günü zorlasın bu telefon. 2 gün boyunca benim şarjım bitmesin gibi düşünebilirsiniz. Ancak Meizu M2 Note'da kullanılan işlemciden dolayı şarj sizi biraz üzebiliyor arkadaşlar. Şöyle üzüyor. Standart bir akıllı telefondan beklediğimiz bir günü rahat rahat çıkartsın. Bu telefon bir günü çok rahatlıkla çıkartabiliyor. Ancak ikinci günü zorlama gibi bir şansınız olmuyor. Hele telefonu çok kullanıyorsanız, çok kurcalıyorsanız, oyun oynuyorsanız maalesef zaten ikinci günü beklemek yanlış olur. Burada tabii olumsuz gibi anlatmamın sebebi 3100 mAh'lik bir bataryayı işlemcinin nasıl kötü kullanabileceği arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Ancak yine de pil konusunda kafanız rahat olabilir. Bir günü çok rahatlıkla çıkartabiliyor. Akşam yatarken şarja koymanız gerekir. Telefonla ilgili artık son sözlerimize gelebiliriz. Bu telefon 800-850 lira civarında arkadaşlar. O yüzden bu telefondan amiral gemisi performansını beklemek zaten yanlış olur. Sizin bütün günlük işlerinizi bu telefon yapabilir. Kamerası yine günü kurtarabilir. Bunun yanında oyun falan da oynayabilirsiniz rahatlıkla. Ama tabii ki de az önce de belirttiğim gibi 2000-3000 liralık amiral gemileriyle karşılaştırmak yanlış olur. Eğer bütçeniz 1000 lira altındaysa listenize sokabileceğiniz telefonlardan birisi. Şimdi videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu videoyu bir film olarak düşünün ve her filmin bence aksiyonlu bir sonu olması gerekir. Biz de bundan sonra elimize geçen telefonların birçoğuna aksiyonlu bir final hazırlamayı düşünüyoruz. Bu da ilk videomuz olacak arkadaşlar. Şimdi dilerseniz gelin bu aksiyonlu finali bir izleyelim. Evet abi, filmin final sahnesi geldi mi? Geldi abi en sonunda. Ne yapıyoruz? Kabın içine su dolduracağız abi. Suyu da buzlu açacağız. Öyle bir telefondan dondurma yapacağız bir şekilde. Ne yapacağız? Telefondan dondurma yapacağız. Atıyorum. At. Geçmiş olsun. Haydi bakalım. Gitti gitti abi. Aynen abi, bırakıyorum abi buraya. Bırak hadi, geçmiş olsun. Elveda. Bakalım sonuç ne olacak? Yani bir 2 saate falan donar abi. Kapatalım. Evet arkadaşlar, Efe dedi ki bu 2 saate donar. Ancak şu an ofiste sadece ben, Efe ve kameraman arkadaşımız kurucu Mustafa kaldı. Saat yaklaşık... Ortalık zifiri kaldı. 10 falan oldu, akşam 10. Dondurmamıza bakalım. Kenarlarını aç bari. Ayda. Evet arkadaşlar, Meizu şu an içinde. Dondurma. Efe, dondurma yer misin? Yerim, bir şey var var üstüne. Yala. Güzel mi tadı? Bal gibi. Bir gün senin de para, çok para olacak, sen de Meizu yiyeceksin. O zaman şimdi bakalım çalışıyor mu? Bakalım. Kıracak oğlum şey kıracak. Ha, kırılacak o.
nasıl bir yama oldu canım? Vallahi bu telefon çalışırsa şu an harbiden helal olsun. Öpeceğim. Öpeceğim, tutmayın. Evet arkadaşlar. Hayda. Şu an telefon çalıştı gençler. Ama düşük batarya diyor. Bayağı açıldı telefon ya. Hayda. Bunu bir 5 dakika şarj edelim. Deneyelim. Deneyelim mi? Aynen. Gençler 5 dakika hemen hızlıca bir şarja koyuyoruz. Sonra bakıyoruz olayların gidişatına. Evet arkadaşlar, ofiste saati 11 ettik. Bir saat şarjda tuttuk telefonu. Maalesef testten çıkamadı telefon. Çıkmasında zaten kimse beklemiyordu sanırım. Yani %1 bir ihtimalle abi. Bir ihtimalle. Yani ışığı verdi ama olmadı. Aynen öyle. Sağlık olsun diyerek videonun sonuna geliyoruz. Bu ilginç testimizi de bitirmiş olduk böylece arkadaşlar. Yani artık telefon incelemelerinin bu şekilde böyle sürpriz finalli olacağını söyleyeyim abi. Aynen, kafanızda bir aksiyon varsa söyleyin alt tarafta mutlaka. İlk testimiz telefondan bir dondurma yapmaktı. Artık iyice yorulduk, eve gidip uyumanın zamanı geldi. Aynen öyle. Bittik. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize selamlar. Hoşça kalın. Eyvallah.